Derse başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Kütüphaneyi sizin için kurduk ama çoğunuz uğramıyor bile. Kitaplara neden bu kadar uzaksınız? Ne yapacağız hocam kitapları? Ne işe yarayacak kitap okumak? Tecrübe kazanmaya, olgunlaşmaya yarayacak. Başkalarının tecrübelerine danışmadan, hep kendi köyümüzde kalmış gibi, kendi dar alanımızda olgunlaşmayı, hayata hazır olmayı, hayatı anlamlı kılmayı yeterince başaramayız. Deneyim kazanmak için 20 kere dünyaya gelip 20 kere yaşayamayız. Ama 20 kitap okuyabilir, 20 yazarın hayattan damıtıp kitaplarına aktardığı tecrübeleri kendi dağarcığınıza katabilirsiniz. Hele bir de doğru kitapları bulmuşsanız, kazandığımız tecrübelerle ufkumuzu genişletmiş, kendimizi geliştirmiş, cehaletimizi aşmış olabiliriz. Cehalet mi kaldı hocam? Kitap okumuyorsak bile şimdi internet var. Doğru söylüyorsun. Orada bilgi, çok daha çabuk ulaşıyoruz. Daha doğru bir şey söyledim. Önemli olan bilgiye çabuk ulaşmak değil. Önemli olan doğru bilgiye ulaşmak. Bilgiyi hap gibi internetten ya da ansiklopediden almakla yetinemezsiniz. Yalnız ansiklopedi ezberlemek bilgi aktarabilir ama hayat tecrübesi kazandıramaz. Tecrübeyi bizzat yaşayarak ve yaşayanların tecrübelerini tecrübelerimize katarak kazanabiliriz. Edebi kitaplardan kazanabiliriz. Edebi kitaplardaki bilgi kızarmış biftekteki protein gibidir. O bilgiyi göremezsiniz ama o sizi yine de besler, değiştirir. Kitaplardan vazgeçmek, kendini biftek yerine kuru ekmeğe mahkum etmek demektir. Zekanızı çelimsiz kalmaya mahkum etmek demektir. İnternetle yetinmek, kendine ve beynine cimrilik etmek demektir. Siz şimdi internetin yanlış bilgi verdiğini mi söylüyorsunuz hocam? Şüphe etmediğim bilgi, doğru öğrenilmiş bilgi değildir. İnternette okuduğunuz her bilgi doğru olmayabilir Yadigar. İki günde kurulan siteler bir sürü yanlış içeren bloklarla dolu. Yok artık. Of canım daha ne? Allah. MSN'le konuşayım ben. Tamam tamam. Sessiz olun. Şimdi hepimiz biftek yemeye. Ne bifteği ya? Kütüphaneye gidiyoruz. Hadi. Biz vejetaryenız hocam. Hiç ya. Özge yürü. Evet, bilgisayarlarımız burada. Bana şimdi Cemal Süreyya'nın çıkardığı ilk şiir kitabını bulun bakayım. Yadigar. Göçebe, bu kadar basit işte. Ama değil. Gamze. Beni öp, sonra doğur beni. O da değil. Rıza. Hemen bulalım hocam. Sevda sözleri. Bu değil mi? Hala doğru cevabı bulamadınız. Büşra? Güvercin kan. Evet doğru. Gördüğünüz gibi bir doğruyu bulmak için bir sürü yanlış cevap verdiniz. Oysa kitaplar doğru bilgilerle yazılır. Böyle bir tereddütte kitaplarda kesinlikle yer almaz. Eğer size herhangi bir kitaptan yararlanmanızı söyleseydim, cevabı bir kere de verirdiniz. Doğru. Hayır, interneti kullanmayı demiyorum. Ama oradan gelen bilgilerden her zaman şüphe edin. Ve kitaplara olan ilginizi kesmeyin. İnternetten bulduğunuz her bilgiye doğru bilgi muamelesi yapmayın. Test edin. Nasıl test edeceğiz diyorsanız... Evet hocam, nasıl test edeceğiz? Tabii ki kitaplardan. Gerçek ve doğru bilgi için kütüphanemiz 24 saat hizmetinizde. Oh be, oh be. Hadi kurtulduk. Gerek bir şey ya. Barış. Hadi kaçın. Dersi özledim dersi. Bu öykü yarışmasına katılmak istersin diye düşündüm.
bilmem. Belki katılırım. Belki değil. Mutlaka katılırım. Senden çok umutluyum Barış. Sağ olun hocam.